Sayın Valimize de hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Daha önce Gaziantep Valiliği sırasında ziyaret etmiştim Sayın Valimizi. Birçok ilimizde hizmet yaptı. Şimdi de inşallah Kayseri'de hizmet edecek. Rabbim bu güzel Ramazan gününde Kayseri'mize iyi hizmetler yapmayı nasip etsin diye de dua ediyoruz. Olan çatışma ortamından sonra biz bir eylem planı yaptık. Ben defalarca gittim. Gerek Bakanlar Kurulumuzda, Sayın Başbakanımızla, gerekse Cumhurbaşkanımızla bu konuları istişare ederek eylem planlarını da devreye koyduk. Mesela Sur için söyleyecek olursak, Sur içerisinde evi yıkılmış olan insanların evini vermek, mağdur olan insanların bu mağduriyetini gidermek birinci işimiz. İkinci işimiz oradaki bütün tarihseleri restore etmek. Üçüncü işimiz de orada yaşayan bir suru devam ettirmek. Yani boşaltılmış bir surun olması veya geleneksel hayatın devam etmediği bir surun olması bizde hoşnut etmez. Çarşılar var, burada ticaretin de sürmesini istiyoruz. İşte bunlar da sağlayacak. Eylem planını hazırladık. En son gittiğimizde surda da esnafları toplayarak uzun uzun anlattık. Gerek PKK, onların mahalle aralarındaki ayakları, gerekse siyasi uzantıları, gerekse CHP içindeki siyasi uzantıları durmadan yalan söylemeye devam ediyorlar. Dün galiba Sezgin Bey'in bir beyanatıydı. Tehcir hareketinden bahsediyorlar. Bu kadar çirkin bir şey olamaz. Bir taraftan PKK'lılar olarak gelip orada caniler, insanları evlerinden edecekler. Her tarafı yıkacaklar, dökecekler. Masum insanları öldürecekler. Güvenlik güçlerimizi şehit edecekler. Bütün evlerde çıkarken bombalayıp gidecekler. Sonra da biz geleceğiz. O mağdur olmuş insanlara evini vermeye kalkacağız. Ve siz de utanmadan tehcirden bahsedeceksiniz. Tabii diyeceğim ki bunları Allah çarpar diyeceğim ama o PKK'lı tiplerin zaten hiç maneviyatı olmadığı için tesir etmez onlara. Ramazan günü Müslümana tesir eder bu sözler. Adamların hiçbir tarafında maneviyat yok ki. Kutsal yok ki zaten. Yalanın bini bir para. Hem her tarafları yıkıyorlar, döküyorlar. Hem binlerce insanı öldürüyorlar orada. Hem şehitlerimiz var. Biz de gidip yaraları sarmak istiyoruz. Eylem planı yapıyoruz. Sağdan soldan sesler geliyor. Buraya çivi çaktırmayız. Bunu yaptırmayız. Hatta bunlar var ya, gelecekler, oradaki evleri boşaltacaklar, AVM'ler yapacaklar. Zenginlere peşkeş çekecekler. Halkı da buradan boşaltıyorlar. Bu kadar yalan furyasının olduğu bir düzenbaz ortam herhalde bir tek orada olabilir. O PKK'lıların arasında olabilir. Bir de onların siyasi uzantıları yapar bu işi. Onlara da tabii gerekli cevabı vererek de işimize bakıyoruz. Diyarbakır'da 2657 konut, bir de ayrıca 750 konut TOKİ'miz başladı. Diyarbakır'ın Çöl Güzeli mevkiinde, bir de Üç Kuyular mevkiinde. İnşallah süresi uzun onların, 300 günlük bir süreye muhtaç o işler ama şu anda ihale kapsamında sene sonuna yetiştirmeye çalışıyoruz. Sene sonuna yetiştirdiğimizde şu anda otellerde, başka yerlerde misafir ettiğimiz, kirasını verdiğimiz insanların da barınmasını sağlayacağız. Silopi'de inşaatlara başladık mesela. Diğer yerlerde rezerv alanlarımızı tespit ettik. Bir taraftan biz bakanlık olarak oradaki zarar tespitini yapıyoruz. Hak sahiplerini tespit ediyoruz. Zararın ne kadar olduğunu tespit ediyoruz. Ev ne kadar isteniyor bunu tespit ediyoruz. Sonra oradan yer bulup, hazine yeri bulup ev yapmaya çalışıyoruz. Yani bizim bakanlığın belki de yarı işlerini orası oluşturuyor. Araçlarında silah taşıyorlar. Ne kadar tip varsa onları barındırıyorlar. Yanlarında, etraflarında. Koruma kollama kanadı içindeler. Belediyeleri devletten parayı alıyorlar. Yatırım yapmaları lazım. Yapmıyorlar. O paraları daha çok işçi ücretlerine ödüyorlar. Taşeronluk vasıtasıyla hizmet satın alıyorlar güya dışarıdan. Kanunen işçi alamadıkları için, memur alamadıkları için. Sonra parayı yine onlara ödüyorlar. Yatırım bütçelerine bakıyorsunuz. %0, %0.1, %1, %2. Yok, başka yatırım yok. Para devletten geliyor. Öz sermayeden bir şey de koymuyorlar. Öz kaynaklarından bir şey de karşılamıyorlar. Parayı olduğu gibi devletten alıyorlar. Sonra işçilere, güya memurlarına, güya taşeron işçilerine maaş olduğu gibi dağıtıyorlar. %80'lerde, 90'larda, 70'lerde. Şimdi buna göz yumulmaz. Doğru değil. Patmos'ta en son HDP'li belediye seçimlerden önce bir sözleşme yapar. Sözleşmede işçi ücretlerini 6.300 lira olarak belirler. Geçici işçiler de 5.200 lira olarak belirler. Bunun insafla, izanla bağdaşlı bir tarafı var mı?
Bunlara yapılacak tek şey, teröre ilişen belediye başkanı görevden alınır. Bu kadar. O kanun maddesi hazır, geliyor zaten. En çok korktukları da zaten o dokunulmaz zırhının kalkması ve bu hazırladığımız madde. Daha önceden efeleniyorlardı. Dokunulmazlıklarımızı kaldırın. Neden korktuğumuz var zaten bizim. Hatta tek tek de dilekçe veriyorlardı kaldırın diye. İş ciddiye binince başladılar yan taraftakilerden ağlamaya, bize yardım edin diye. Sonra ülke çapında, sonra Avrupa'da, şimdi ağababalarının yanına gidip ağlamaya devam ediyorlar. Evet, suç işledilerse çekecekler. Bu millete ihanet ettilerse cezasını görecekler. Teröre destek verdilerse bunun bir ağır cezası var. Çünkü terör hiçbir şekilde kabul edilmeyecek bir insanlık suçudur. Hiç kimsenin teröre hoş bakmaya hakkı yoktur. Terörist bendendir, Müslümandır, kafirdir falan denilemez, Hristiyandır denilemez. Türktür, Kürttür, Lazdır, Alevidir denilemez. Terör en büyük suçtur. Ona kim ilişti, kim yardım etti? Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir makamda oturmaması lazım.